Evet, şimdi Mehmet Özcan'la birlikte Galatasaray Antalya Spor mücadelesini ve Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Günaydın Mehmet, iyi pazarlar, hoş geldin. Günaydın Ceyda, Antalya'dan selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray deplasmanda olduğunda biz her maç ertesi sabahı seninle bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Deplasman yorumcumuz oldun bir nevi Mehmet, sen de bizler için. Peki dün akşamki karşılaşma öncesinden başlamak istiyorum ben. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynanan Trabzonspor mücadelesinden 5 farklı isimle sahaya çıktı. Bir rotasyon muydu ya da maç önü açıklamalarına bakacak olursak Fatih Hoca'nın fiziksel olarak bazı futbolcuları çok zorlayamadıklarını dile getirdi. Bunlardan biri de Taylan ifadelerini kullanarak Taylan'ın da ismini verdi. Ama sen nasıl değerlendirdin maç önünde bu sürprizi? 5 artı 7, 12, 13 gün içinde 4 maç oynanacak Ceyda. Şu an 2 maçı geride bıraktı Galatasaray. Önümüzdeki hafta da Konyaspor Gençlerbirliği 2 tane zor maç. Taylan değişikliğini biraz dinlendirme olarak yorumlayabiliriz. Sol bekte de Saracchi 2 maçtır bence fena oynamadı. Özellikle Göztepe maçında Halil karşısında çok beğenmiştim. Dün Ömer Bayram tercih edildi. Galatasaray'ın bir de şansı diyelim Antalyaspor'un eksik olması. 4-5 eksik üstüne maç içinde de iki oyuncusunun sakatlanıp oyundan çıkması ve oyun planlarının işlenmesi artı Orgin'in biraz da defansif bir role bürünmesi ki Galatasaray'ın attığı golü hatırlayalım. Şener Orgil'i çok net şekilde çalımlayarak golü attırdı. Galatasaray özelinde ama şunları söyleyebilirim. Tribünde de olan birisi olarak bunu özellikle belirtme ihtiyacı hissediyorum. Fatih Hoca'nın saha içi müdahalelerini son dönemde çok hissediyoruz Ceyda. Hani bunu açabilirim istersen. Evet, Göztepe maçında Kerem'in yanına çağırdı skor 1-1 iken. O gün Berkan ve Atınç birlikte oynamayan bir ikili stoperdeydi. Aralarında çok boşluk oluyor. Araya sız pozisyona gir dedi ki Kerem sol açık oynadığı maçta sağ tarafa geçip içeri kat ederek gol attı. Trabzonspor maçını hatırlarsak son dakika kazanılan frikikte yine hocanın bizzat müdahalesi vardı. Ömer Bayram'ın o organizasyonu başlatması yönünde ki o top Marka A'dan tekrar geri çıkardı. Taylan ve nihayetinde gelen gol. Dün özelinde de sürekli sağ içinde oyuna müdahalelerde bulundu. Eto'yu, Halil Dervişoğlu'nu sık sık uyardı. Artı Muhammed'i girerken de elindeki notlarla Muhammed'in neler yapması gerektiğini söyledi. Nihayetinde Galatasaray çok üstün oynadı, iyi oynadı diyorum. Ama dediğim gibi parantezi Antalyaspor'un eksiklerini de yazıyorum. Göztepe'de benzer bir süreçte Galatasaray'ın karşısına çıktığında çok net bir Galatasaray galibiyeti vardı. Dün de skor olarak 1-0 ama oyun olarak çok net bir Galatasaray üstünlüğü ve oyunundan söz edebiliriz. İki tane direkten dönen top önce Emre Kılınç sonra Muhammed artı Halil Dervişoğlu Emre Akbaba'nın kaçırdıkları. Pozitiflik neler dersen şunu söyleyebilirim Ceyda. Ön tarafın yaş ortalaması 24'tü. Çok genç bir ön taraf vardı ki Fatih Hoca da bunu dile getirdi. Artı bir Halil Dervişoğlu'na yer Evet. açmak istiyorum Ceyda. Galatasaray'ın bizler hep burada çift forvet oynayamayacağını söyledik. Falcao Muhammed özelinde ama Halil Dervişoğlu'nun girdiği bir denklemde Galatasaray çift forvet oynayabilir. Halil o anlamda bir tek gol vuruşu. Halil'in şu ana kadar eksik yani önemli pozisyonları kaçırdı diyebiliriz ama takımı ileri taşımada, servis yapmada müthiş. Şunu sormak istiyorum. Ben de meraklı aslında bu konuda senin düşünceni merak ediyordum. Dün akşam hatta bu konuyu sabah Mehmet'le konuşalım diye düşünmüştüm. Maç esnasında Mustafa Muhammed oyuna girdikten sonra Halil Dervişoğlu ile kısa bir süre aynı anda oyunda kaldılar. Ve biz Galatasaray'ın o hep dile getirdiğimiz Fatih Hoca'nın çok sevdiği ve taraftarların sürekli gündemde tuttuğu çift forvet oynama alışkanlığını tekrar kazanabileceğini sanki gözlemledik. Bir de bu ikilinin uyumunu neden çok olumlu buldun? Bunu sormak istiyorum. Bir de Halil Dervişoğlu çıkarken sanki biraz üzgündü gibi hissettim ben. Bununla ilgili neler söylersin? Şimdi Halil'in oyunundan çok memnun Fatih Hoca. Onu söyleyeyim maçtan sonra dile getirdi. Halil kaçırdığı pozisyonlara üzüldü. Yine skora. Çünkü 3 maçtır hep oyunun içinde. Göztepe maçı asist yapmıştı. Trabzon maçı beraberliği getiren frikiyi kazandırdı yine aldığı faulle. Dün de birçok pozisyonun içindeydi. Bunun üzüntüsünü yaşadı. Hoca Halil'in performansından memnun.
Seni şöyle tamamlayayım Ceyda. Galatasaray'ın çarşamba günü Konyaspor maçında ileri üçlüsü Kerem, Halil ve Mustafa Muhammed olur. Halil biraz daha ikinci forvet rolünde. 10,5 numara diyebiliriz yani 10 numaradan ziyade. Ben Halil ve Muhammed'in Konyaspor maçında birlikte oynatılmasını bekliyorum. Kendi yaptığım haberin arkasındayım. Trabzonspor maçında devrede oyundan çıkartılmasına bir tepki vermişti Feghouli. Dün de zaten oyuna da yani süre ilk 11'de değildi. Bu anlamda hani Feghouli'nin şu aşamada planlarında olmadığının altını çizelim. Arda keza oyuna girdi, iyi iş çıkardı, onu da belirtelim. Oyun 0-0 iken Arda'nın da oyunun çözülmesinde payı var. Tabii bu kadar olumlu konuşuyoruz ama kalan hafta sayısı 5 ve Galatasaray'ın önünde 2 rakip var. Yani hem Evet. Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin beraberlik kredileri var. Bir de o yani o detay da önemli bence. Kaybetmemeleri ki yayın öncesi düşündüm. Fenerbahçe sanki gençler bile olsa gerek son yenilgisi. Uzun süredir yenilmiyor yani ligde. Keza Beşiktaş'ta Kasımpaşa'dan sonra kaybetmeden puan kayıpları oluyor ama genelde beraberlik Evet. şeklinde oluyor. Yani yenilgi olarak Galatasaray o kredisini fazlasıyla cömertçe kullandı diyebilirim Çaykur Rize ve Hatay maçlarında. Kolay değil. 5'te 5 yapabilir ama 5'te 5 yapması da bu süreçte yetmeyebilir. Artı 5'te 5 için de tabii Galatasaray'ın Konya'dan sonra iki tane çok zor maçı olacak. Gençlerbirliği'nin hele ki haftanın açılışında Rizespor'u yenmesi daha da anlamlı hale getirdi haftaya Galatasaray'la Mehmet, oynayacağı maçı. birazdan Galatasaray'ın kalan maçlarına bakacağız Tabii. birlikte. Şampiyonluk yarışını konuşurken özellikle, ama şunu da sormak istiyorum. Dün özellikle ilk yarıda Galatasaray, yanlış hatırlamıyorsam, 12 şut denemesi yaşadı. Dün akşam Antalyaspor için maçın yıldızı, her iki takım için de belki de, kaleci Bofendi. Galatasaray'ın sürpriz bir kadro ile çıkmasını, ama buna rağmen ilk yarıda 12 şut denemesi yapmasını, 12 şut çekmesini sen nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü biz maç öncesi değerlendirmeleri yaparken ve sosyal medyadan da inanılmaz bir tepki vardı maç kadrosuna, ama o kadro ilk yarıda 12 şut buldu. Ben kendi adıma söyleyeyim Ceyda, Antalyaspor'un eksiklerini öğrenince bir Galatasaray galibiyeti bekledim ki Galatasaray'ın bu sezon 18. deplasmanda 12. galibiyeti. Zaten Galatasaray'ın deplasmandaki galibiyet sayısı iç saha galibiyetten daha fazla. İç sahada daha zorlanan bir Galatasaray vardı. Maç özeline gelirsek de tabii burada sahanın yıldızı tartışmasız Gedson Fernandes. Yani Karagümrük maçından itibaren oyunun çıkışa geçti Gedson'un ve o enerjisi, dribling gücü ki zaten tüm istatistiklerde ikili mücadele kazanma, sahipsiz top kazanma ve pas yüzdesi olarak takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor. Dün özelinde bir de tabii beklerin oyuna katılması diyebiliriz. Şimdi maç öncesi ben de ilk 11'in beklentileri karşılamanın farkındayım. Özellikle sağ bek Şener, sol bek Şener. Ömerse geçmiş olsun halimize diyen Galatasaraylı taraftarlar da vardı ama dün Şener Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi maçı oynadı ki Asisti Galatasaray'da de benim var. hatırladığım ilk asisti Ceyda, onu Evet. söyleyeyim hani. Maria Fenerbahçe'den hatırlarsak hatta Galatasaray'ın Türk Telekom standındaki son Fenerbahçe ilgisi oluyor. Josef de Souza'nın golünde benzer bir asisti vardı Şener'in yine sağdan sıfır inip topun dibine girip yaptığı orta ama dediğim gibi biraz da maçın hikayesi buna izin verdiğimiz Şener'in ön plana çıkmasına önce Podolski'ye aldığı fauller. Sonra karşısına Orgil'in geçmesi, nispeten Orgil de bir forvet oyuncusu sonuçta. Savunma yönü güçlü bir isim değil. Doğal olarak Galatasaray'ın oyunu komple rakip yarı sahayı yıkmasına sebep oldu. Ama tabii ki Antalyaspor'a karşı gelen bu futbolun ben nasıl ki Göztepe maçı, Trabzonspor maçı için ölçü değildi. Antalyaspor maçındaki futbolda bence Konyaspor ve Gençlerbirliği maçları için ölçü olmayacak. Artık kalan 5 haftada her maç daha zor. Galatasaray'ın bir ritim yakaladığından bahsedebiliriz. Nispeten daha genç oyuncular artık ön tarafta görüyoruz. Yani ben her zaman aynı görüşteyim. Arda'nın, Babel'in yerine daha genç isimler. Açalım bunları. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu'nun süre alması gerektiğini dile getiriyorum. Ve bu oyuncular sahada olduğu zaman daha dinamik, daha tempo yapan, daha koşan, daha çok pozisyona giren bir Galatasaray izliyoruz. Onu söyleyebilirim. Ve Fatih Hoca'nın açıklamalarına da değinmek istiyorum. Açıklamaları öncesi aslında şunu sormak istiyorum. Bugün sen de Sabah gazetesinde yer vermişsin. Fatih Terim'in maç esnasında hakem Mete Kalkavan, tabii maç seyircisiz olduğu için
Siz de çok rahat konuşulanları duyabiliyorsunuz basın tribününde. Mete Kalkavan'ın yönetimiyle ilgili bir eleştirisi oldu sağ kenarında. Siz de bunları duyabildiniz. O anları da bize anlatabilir misin Mehmet? Galatasaray tarafı çok dolu hakem yönetimleri ama ben bir noktada açık söyleyeyim, yani Galatasaray yönetim ve teknik heyetiyle aynı noktada değilim. Ben biraz, yani evet, Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisinin bittiği maçı hatırlayalım Ceyda, Ankara Gücü maçı. Arda'ya verilen penaltı, Mustafa Muhammed'in kırmızı kartı, bana göre de yanlış kararlar. Ama hani ondan sonraki süreçte o 8 haftalık periyot oluyor yine. Futbol olarak çok iyi bir Galatasaray göremedik uzun süre. Galatasaray Göztepe maçı ile birlikte kıpırdamaya başladı, öyle söyleyebiliriz. Savunmada anormal bireysel hatalar, başta Luyendam Ndam olmak üzere, ki bu denkleme Donkum Arkay'ı da ekleyebiliriz, keza sol bekteki Saracchi'yi. Artı üstüne sistem değişiklikleri, çift forvetli Muhammed Falcao ikilisinin olmadığı ama ondaki ısrar Galatasaray'ın üst üste puan kayıpları yapmasına sebep oldu. Dünün üzerine gelirsek de özellikle Podolski-Şener mücadelesi, ki Şener'in de tepkisi oldu. Muslera sürekli dördüncü hakem itirazlarda bunun takım kaptan olarak, ve keza Fatih Hoca'nın ciddi tepkisi oldu. Artık bir pozisyonda Emre'ye nasılsa faal vermeyecekler bizim lehimize gibisinden. Biraz da bir Galatasaray tarafı sinir harbi yaşıyor ama hala aynı noktadayım. Siz iyi oynadıktan sonra bir şekilde o hakem kararlarını da bertaraf edebiliyorsunuz. Dün de Galatasaray hak ettiği galibiyete Mustafa Muhammed'in golüyle, gayet de organize bir gollü, ulaştı. Ben dediğim gibi Galatasaray'ın şu anki ligdeki pozisyonunu hakemler üzerinden yorumlamayı kendi adıma söylemem gerekirse çok doğru bulmuyorum ama evet, kabul ediyorum. Galatasaray lehine hakem hataları oldu ama ligimiz zaten böyle bir lig. Hemen hemen her takım lehine de aleyhine de hakem hataları oluyor.